Fiili Keşif Aracı'nın Sakarya Üniversitesi için hazırladığı özel literatür tarama teknikleri eğitimine hoş geldiniz. Ben doktor öğretim üyesi Ahmet Anıl Müngen. Yazılım mühendisliğinde doktor öğretim üyesiyim ve çalışma alanım da daha çok veri bilimi, veri madenciliği, metin madenciliği, akademik araçlar ve akademik yayınların analizleri. Bugün sizlere hazırladığım sunum aslında iki temel soruya cevap arıyor. Birincisi, hem bir araştırmacı olarak, akademisyen olarak yayın yaparken hem de öğrenci olarak yayın ararken, yayın okurken bir literatür taramasını nasıl daha başarılı, daha geniş, daha hızlı ve daha doğru kaynakları bularak yapabiliriz? Bu soruların cevabını aramaya çalışacağız. Hemen ekran paylaşımımı tam ekran yapmak suretiyle başlatıyorum ve tüm hızıyla sunuma giriyorum. Lütfen sunumun dilediğiniz kısmında sorunuz olursa beni kesin, konuşmayı durdurun ve sorunuzu sorun. İnteraktif olan etkinliklerin de çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Aslında bizim akademisyenler ve akademik anlamda çalışan öğrenci arkadaşlarımız olarak problemimiz ya da ihtiyacımız şu. Yaptığımız veya yapacağımız akademik çalışmalarla ilgili bizden önce diğer araştırmacılar, diğer akademisyenler neler yapmışlar? Bilimi hangi seviyeye kadar ulaştırmışlar? Hangi deneyleri, hangi uygulamaları gerçekleştirmişler? Çünkü bilim artırımlı ilerleyen bir dal olduğu için bizden önceki bilimsel çalışmaları bilmemiz, konuya hakim olmamız, literatüre hakim olmamız bizim yapacağımız çalışmayı farklı kılar, özel kılar, özgün kılar ve bu yapmamız gereken, yapmak zorunda olduğumuz bir husus olduğunu da hatırlatayım. Onun için de literatür taramasını doğru yapmamız gayet önemli. Literatür taramasındaki kastımız aslında bizden önceki akademik çalışmalar. Bu akademik çalışmalar ise şimdiye kadar yüzlerce farklı yayın evinden, yayıncıdan, binlerce farklı dergide ve 100 yıldan fazla süredir yayınlanmış milyonlarca eserden bahsediyoruz. O zaman bizim elimizde binlerce yayıncının ve on binlerce dergiden, belki 100 binden fazla dergiden üretilmiş milyonlarca yayın var. Biz burada bizimle ilgili, konumuzla ilgili, araştırma alanımızla ilgili doğru yayını nasıl bulacağız? Neyi okuyacağız? Neyi okumalıyız? Bu soruların cevabını almaya çalışacağız bugün. Literatür taramasındaki amacımız, konumuz bizden önceki bizim çalıştığımız alanla ilgili yapılmış bilimsel içeriklere ulaşmak, erişmek, bunları okumak, bunlarla ilgili hem aklımızda bir bilgi birikimi oluşmak hem de yazılı dokümanımızda yani çıkarttığımız tezde veya akademik makalelerde bunlardan bahsetmek. Bu hem bilimsel bilginin gelişimi için gerekli olan bir husus hem de bizim akademik olarak değerlendirme kriterlerimizde üst düzeyde olması gereken önemli olarak düşündüğümüz bir husus literatür taramasının iyi olma hususu. Bundan dolayı da bizler bu veriyi aramaya çalışıyoruz. Bu belki ilk amacımızdı. İkinci amacımız da halihazırda aramızda da meslektaşlarım vardır eminim. Belli bir uzmanlığımız olan konudaki en güncel ve en son yayınları takip etmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. En son ne yapılmışsa, en güncel ne yapılmışsa o bilgiyi de okumalı, o bilgiye sahip olmalı. Hem ki yaptığımız çalışmalarda hem anlattığımız derslerde bu son ifade edilen, son anlatılan konuyu da yayını da bilmekle yükümlüyüz. Bilmek zorundayız. Yani işimizi daha iyi yapmak için, çalışmamızı daha iyi yapmak için bilmek zorundayız. Yine araştırma projelerinde, muhtelif projelerde en son literatürdeki durumu, en son gelişmeleri bilmek zorundayız. Bunun için de iyi bir literatür taraması akademik anlamda her konuda bizim için önemli olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada ilk yapmamız gereken neyi arayacağız? Araştırma konumuz ne? Fiili keşif aracı üzerinden ben demomu ve testlerimi yapacağım. Ama hangi aracı kullanırsanız kullanın, ister kütüphanenizin yerel kataloğunu kullanın, isterseniz spesifik bir veri tabanını kullanın. Her zaman ilk önce bir araştırma konusuyla veya bir anahtar kelimeyle başlamanızı öneriyoruz. Bu anahtar kelimeleri ne çok geniş, işte benim alanım için örnek vereyim, metin madenciliği gibi milyonlarca yayını kapsayan çok geniş bir alan olmaması gerekiyor. Hem de çok spesifik, çok dar, sadece birkaç yayın üretildiği dar bir alan olmaması gerekiyor. Yani orta büyüklükte bir konu, bir araştırma konusu seçmemiz her zaman ilk başlangıç için iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu araştırma konusunu ararken hangi anahtar kelimeler bu araştırma konusunda aktif kullanılıyor bunları bilmemiz ve bunlarla aramaya başlamamız bize ulaşmamız gereken sonuçları daha efektif, daha hızlı, daha kolay ulaşmamızı sağlayacak. Bir diğer madde ise biz bir anahtar kelimeyle araştırma yaptık ama bu anahtar kelime hangi bilim dalına daha yakın, hangi veri tabanlarında daha yoğun içeriyor?
Bunu da yine bilmek bizim için araştırma konumuzda başarım sağlayacak. Piri keşif aracında bu üçünü de kolaylıkla sağlayabileceğiz. Birazdan örnekleri de anlatıyor olacağım. Yani onun için ben sunumumu ilk önce birazcık teorik, sonra da uygulamalı olarak geliştirdim. Arama yapmalı ve aramada çıkan sonuçlardaki listeleri dikkatle incelemeliyiz. Çünkü bu listeler bize okumamız gereken ya da konumuzla ilgili olduğunu sistemin tespit ettiği yayınları sunuyor. Daha sonra beğendiğimiz yayınlarla ilgili benzer yayınlara göz atabiliriz. Her okuduğumuz ya da her incelediğimiz yayından işimize yarayacağımızı düşündüğümüz yayınları not etmeliyiz ki burada favorileri ekleyeceğiz. Not etmeliyiz. Daha sonraki yayın kısmında biz buradaki bu not ettiğimiz listemize aldığımız yayınları okuyup onlardan sentez, onlardan bilgi çıkarımı, onlardan analiz yapacağız. Ve bu şekilde de literatür aramasına devam edeceğiz. İyi bir literatür taramasında güncel kaynaklar olmak zorunda. 2024 yılında bir yayın yapıyorsanız ki biz Mart ayındayız şu an bu sunumu çekerken. Eminim 2024 yılında sizin konunuzla ilgili bir veya birkaç tane makale yayınlanmıştır. Ondan dolayı en geniş kaynakları kullanmak zorundayız. En güncel kaynakları. Bir de geçmişteki çok değerli kaynaklar var. Bir konu hakkında olayı veya algoritmayı veya süreci, yöntemi ilk kullanan, ilk öneren kaynak. Yine bunu bahsetmemiz çalışmamızın aslında çok daha derin ve güzel bir literatür taraması oluşturduğunu ortaya çıkartıyor. Yüksek etki değerine sahip, yüksek atıfa sahip yayınlardan bahsediyor olmamız, bizim yayınımızı okuyan jüri veya hakemlerin de aynı yayınları bildiği için çok daha verimli, çok daha güzel bir okuma sinerjisi ortaya çıkacaktır ve yayınımıza değer katacaktır. Onun için popüler ve yüksek atıflı yayınları da yine ele almalıyız ki Piri'de de yine bunu yapabiliyor olacaksınız. Sadece dergi makalesiyle yayın yapmak ya da sadece tezlere bakarak yayın yapmak doğru değil. Özellikle belki doktora sonrası araştırma makaleleri, review'lar, kitap bölümleri, kitaplar, case reportlar bunlara bakarak doktora öncesi sevgili arkadaşlarım ise hem bunlar bir de bunların yanında tezlerin iyi şekilde incelenip literatür taraması yapılması önemli. Bunların hepsini de zaten Piri birleştirdiği için bize de bu konuda yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Yine araştırma yaparken sadece bir konuyu, bir görüşü savunan ya da sadece sayısal olarak yapılmış bir araştırma değil, konunun belki biraz daha sosyal tarafında ele alan araştırmalar, konunun belki hem pozitif hem negatif taraflarını ele alan araştırmaların hepsinde ele almak bizim literatür tarama başarımızı artıracaktır. Literatür taraması yaparken benim de hem arama yaparken hem de yazarken tavsiye ettiğim husus ilk önce literatürü daha geniş alan yayınları başta ele almamız. Daha sonra ise daha spesifik yayınlara doğru gitmemiz. Yani demin kendi doktor alanından, kendi konumdan örnek verirsem, ilk önce metin madenciliği ile ilgili belki birkaç temel yayın, daha sonra onun daha spesifik dalları, en alttaki konuları ve en sonda da en derin, en niş, en az bilinen kısmına doğru, yani genelden özele doğru bir literatür taraması sizi literatürünüzün daha okunaklı, daha detaylı ve daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Temel kaynaklar, herkesin bildiği kaynaklar, o konudaki ilk çıkarımı yapan kaynaklar belki daha kısa ifade edilebilir çünkü çokça bilinen hususlar bunlar. Lakin yeni çıkmış, çok yeni, daha birkaç ay önce yayınlanmış kaynaklar ise daha derinlemesine analiz edilip sizin yayınınızda o yayın arasındaki farklar daha iyi vurgulanarak da bir literatür taraması geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Yayınlarınızın seçtiğiniz literatür yayınlarının birbirleriyle arasındaki hem sonuç hem amaç ya da düşünce ya da hipotez farklılıklarını anlatmanız, bir de bunların şu an sizin yaptığınız yayınla olan farklılıkları anlatmanızda literatür tarama kısmınıza ciddi anlamda değer katacaktır. Yani sadece bizim gibi düşünen kaynaklar değil, hem bizim gibi düşünen hem bizim gibi düşünmeyen, sadece sayısal metriklerle çalışma yapan kaynaklar değil, hem bunun sayısal kısmı ile ilgili çalışma yapmış, yani bir matematiksel modelle çalışma yapmış, hem de belki sosyal olarak bu olayı sizin çalışma alanınızı değerlendirmiş kaynaklarla ele almak önemli. Genelden özele gitmek önemli keza. Aynı zamanda da geniş bir literatür şeyi kullanmak önemli. Referans bölümüne koyuyoruz biz alıntıladığımız kaynakları. Her zaman şunu unutmamamız gerekir. Metin içinde alıntıladığımız kaynaklar referansta detaylı olarak, formatlı olarak verilmesi
referansta bulunan her kaynağın da metin içi gösterilmesi gerekiyor. Yani ben bir kaynaktan yararlandım ama metnin kendi yazdığım metnim içinde nerede yayınlandığımı göstermiyorum ama kaynakçaya koyayım hususu kabul edilemez. Özellikle lisanslı olan sevgili arkadaşlarım yani daha bilimsel araştırmaya yeni iştirak etmiş arkadaşlarım bu konuda biraz daha hani referansları ben bunlardan yararlandım diye düşünebiliyor ama hayır. O referansı kesinlikle ve kesinlikle metin içinde nerede kullandığımızı, nerede alıntıladığımızı, hangi fikri o bir kaynaktan alıntıladığımızı göstermemiz gerekiyor. Referans formatları çok önemli çünkü hem bu referansları okuyan kullanıcılar için hem de daha sonra araştırma yapacak kullanıcılar için o referansa hızlı ulaşmak için önemli. Lütfen tez yazım kılavuzunda bulunan referans kaynakçasını, yani kaynakçayı nasıl göstereceğiniz formatı veya bir yayın öneriyorsanız dergiye, konferansa, kitaba bunların hangi formatta referansa istediğinize dikkat ediniz. Şunu samimiyetle söyleyebilirim genç araştırmacılar için. Bu referanslar formatının düzgün olmaması dahi çalışmanın değerini ciddi anlamda düşüren bir şey. Formatlamayı da özen göstermeliyiz. Neyse ki kütüphanemizin de Equal üzerinden abone olduğu Mendeley veya ücretsiz olarak sunulan Zotero gibi araçlar size bu konuda yardımcı oluyor. Piri de bunlarla %100 uyumlu çalışıyor. Bir alıntı yaptığınızda o alıntıyı denden içine almanız veya kaynak göstermeniz tek başına yeterli değil. Ben de ilk akademiye girerken bu konuyu epey tartışmıştım, düşünmüştüm. Yaptığınız alıntıları paraphrase dediğimiz yeniden yorumlamalısınız, çevirmelisiniz. Direkt alıntıyı aynen ya da direkt başka bir yayındaki paragrafı, cümleyi aynen almamalısınız. Orada bir iddia, bir fikir, bir hipotez sunuluyor veya bir sonuç öneriliyor olabilir. Onu okuyup belki defaatle okuyup daha sonra o yayını, o kitabı kapatıp aklınızda kaldığı şekilde yazıp öyle kaynak göstermelisiniz. Buna biz paraphrasing diye İngilizce olarak isimlendiriyoruz. Yani metnin ana fikrinin bozulmadan kelimelerin ve cümlelerin bizim tarafımızdan ifade edilmiş hali olarak ifade ediyoruz. Lütfen kaynaktan direkt alıntı yaptığınızda da paraphrase etmeyi unutmayın. Tabii ki istisnalar var. Hukuki olarak metinlerle ilgili çalışıyorsanız istisnalar var. Dini ve İslami metinlerle ilgili çalışıyorsanız istisnalar var. Tıbbi olarak çalışıyorsanız bazı istisnalar mevcut. Bunlar haricinde sosyal bilimlerde, fen bilimlerde özellikle parafraze etmeye büyük bir özen göstermeniz gerekiyor. Bir kaynakta bir alıntıyı gördünüz. Kaynağın aslına ulaşmadan aynı alıntıyı siz de uygulamayınız. Mesela siz A kaynağını yazıyorsunuz. A kaynakta B kaynağına referans göstermiş. Siz kendi yayınınızda o konuyu ele alacaksınız. A kaynağı atıf yapabilirsiniz ama aslında A kaynakta B kaynağına atıf yaptığı için sizin B kaynağına direkt gidip metnin orijinalinden, yayının orijinalinden konuyu ele almanız çok daha sağlıklı olur. Çünkü A kaynağı belki doğru bir şekilde ele almamış olabilir. Çok düşük bir ihtimaldir ama A kaynağı belki dürüst olmamış, etik kurallara uymamış ve öyle bir B kaynağı olmayabilir. Ama siz B kaynağına direkt ulaşmaya çalıştığınızda ve ona ulaştığınızda gerçekten B kaynağında ne yazdığını net olarak görebilirsiniz. Bu şekilde de kaynaklar arası derinlemesine araştırma yapmanızı literatür taraması yaparken ben şahsen tavsiye ediyorum. Paraphrase'de metnin ana fikrini bozmamak gerekiyor ama aynı anlamı da gelmesi gerekiyor. Belki burada demin verdiğim örnek gibi kitabın kapağını kapatıp kendi aklınıza kalanı yazmak, sonra kitabı açıp aklınızda kalanla kitap arasında karşılaştırma yapmak iyi olabilir. Bir metni İngilizceden Türkçe veya Türkçeden İngilizce'ye çevirmek parafraz değildir. Paraphrasing yine dediğim gibi kendi cümlelerinize, kendi şeklinize, kendi anladığınız şekilde ifade etmektir. Eğer bunu yapmazsanız bizim konumuz içerisinde değil ama benzerlik bulunabilir. Benzerlik eğer art niyetli olursa intihal olarak değerlendirilebilir. Onun için parafraz etmeye her zaman dikkat edelim. Bir de kullandığınız kaynakları her zaman göstermeye dikkat etmemiz gerekir. Bunları yaptığımız sürece etik olarak doğru bir yayın ortaya çıkarmış oluruz. Etik olarak problemli bir yayının ne kadar da kaliteli olduğu ya da etik olarak problemli olan bir ödevin, bir tezin ne kadar da kaliteli olduğu pek mühim değildir. İlk önce kuralların etik olarak doğru olmasına özen göstermek zorundayız. Piri keşif aracı ne yapıyor ya da size nasıl yardımcı oluyor literatür tarama kısmında? Demin aslında bahsettiğim yüzlerce veri tabanı, on binlerce dergi, belki 100 bine yakın dergi ve milyonlarca yayın var. Bunların hepsi farklı farklı web sitelerinde, farklı veri tabanlarında, farklı üniversitelerin açık erişim sistemlerinde yer alıyor.
Piri sizin için bu milyonlarca kaynağı topluyor. Hepsini belli bir standarda getiriyor. Ve hepsini tek bir ekrandan arama yapmanızı imkan sağlıyor. Bir arama motoru, bir keşif aracı ama akademik yayın keşif aracı. Ama sizin kütüphaneniz aracılığıyla, kurumunuz aracılığıyla tam metin erişiminiz olan akademik bir keşif aracı. Yani Piri'de arama yaptığınızda birazdan da göreceğiz filtrelerle bir literatür taramasındaki gerekli o şartlar, güncellik, detaylılık, konu özelleştirmesi, yüksek atıf gibi o seçeneklerin hepsini seçebiliyorsunuz. Size bu seçenekleri sağlayan yayınlar otomatik filtreleyip getirebiliyor. Piri aktif kullanan bir kullanıcıysanız çalışma alanınızla ilgili 2 haftada bir size çıkmış tüm yayınları mail atabiliyor. Size bu yayınlarla ilgili özet bilgilerini maille sunabiliyor ve sizin sürekli bu konuda güncel kalmanız sağlanabiliyor. Piri üzerinden makale, tez, kitap bölümü, rapor gibi 20'den fazla farklı veri türünde, yayın türünde eser arayabiliyorsunuz. Bunları kolaylıkla favorilerinize kaydedebiliyorsunuz. Mendeley'e, Zotero'ya, EndNote gibi biraz önce de bahsettiğim referans yönetim araçlarını hızlıca aktarıp yayınlarınızda, Word dokümanlarınızda ya da Google dokümanınızda kolayca kullanabiliyorsunuz. Yani sizin arama yapmanıza ve doğru yayını bulmanıza yardımcı oluyor, işinizi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, sağlıklı bilgiye ulaşmanızı sağlıyor. Peri ile keşif konusunda yani yayın arama konusundaki süreçlerinizi hızlandırıyoruz. Ama bu bir kısmı Piri'nin. O yayınların hangi disiplin ve hangi alt disiplinde hangi konuda olduğunu da Piri size veriyor. Bu şekilde ben deminki örneğimden devam edeyim. Text mining diye bir arama yaptığınızda ya da veri madenciliği, metin madenciliği. Bu metin madenciliği anahtar kelimesi arama yapan sağlık bilimlerinde de araştırmacı olabilir. Benim gibi bilgisayar bilimlerinde de olabilir, jeoloji bilimlerinde de olabilir. Ben hangi türdeki yayınlara bakıyorum, hangi disiplinde yapılmış yayınlara bakıyorum, bunu filtreleyebiliyorum. Daha altında ben evet fen bilimleriyle ilgili yayınlara bakıyorum ama tam olarak bilgi keşfiyle ilgili yayınlara bakıyorum gibi çok daha konu özelinde bir yapmama sağlıyor Piri Keşif Aracı. Yine istersem spesifik bir veri türü, ben sadece konferans makalelerinde arama yapmak istiyorum, ben sadece kitaplarda arama yapmak istiyorum gibi çok daha spesifik alanlarda da arama yapmama imkan sağlıyor. Piri benim için okuyacağım, okumak istediğim, favorilerime eklediğim yayınları düzenlememe kolaylık sağlıyor. Ben okuyacağım yayınları sadece yanına kaydet düğmelerine basmak suretiyle okuma listelerimi alıyorum. Daha sonra okuma listelerimi klasörlere atabiliyorum ve o yayını yaparken okuma süreçlerimi, hangi makaleden yararlandığımı, hangi makaleyi okumam gerektiğini kolaylıkla seçebiliyorum, kolaylıkla organize edebiliyorum bulut tabanla. Bu da bana özellikle bir yayını kullandığımda onu unutmamak, ona referans verme konusunda yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında da bazı özellikler var. Belki bahsetmem gereken bir özellik kelime keşfi. Bizler sizin bulduğunuz o ilk slaytta bahsettiğim konuyla ilgili bir anahtar kelime buldunuz. Bu anahtar kelimenin birlikte kullanıldığı diğer anahtar kelimeleri bulmaya çalışıyoruz sizin için. Yani ben işte text mining arattım. İlk örneğimden gideyim. Ama text mining de yerine kullanılan ve onunla birlikte kullanılan onlarca anahtar kelimeyi de sistem size öneriyor. Diyor ki Piri, bak sen text mining arattın ya da bu anahtar kelimenin varlığından haberdarsın. Ama bu anahtar kelimeler de bu alanda, text mining alanında çok fazla kullanılıyor. Bu anahtar kelimelerle de arama yapmak ister misin deyip sizi anahtar kelime bulma konusunda yönlendiriyor. Veya bir yayını çok beğendiniz, yayını çok sevdiniz, çok aklınıza yattı. Piri size şunu sağlıyor. Bu yayına atıf veren yayınlar veya bu yayının atıf verdiği yayınların listesini veriyor. Atıf veren ve atıf verdiği. Bunu da şunun için sağlıyor. Eğer sen bu yayını beğendiysen ve bu yayını yayında kullandıysan belki bu yayın atıf verenler de anahtar kelime ilişkisi olmasa bile ilgini çekecek. Bunları da okumalısın gibi. Sadece sizin kurumunuzun içinde yapılmış yayınlarda arama yapmanıza imkan sağlıyor. Çünkü siz metin madenciliği çalışacaksınız ama kurum içinde başka hangi hocanız acaba bunu çalışıyor? Başka hangi hocanız acaba Neural Network çalışıyor? Başka hangi hocanız acaba Migraine çalışıyor? Bunu bakıp kendi hocalarınız arasında kendi araştırma arkadaşı bulma veya danışman hoca bulma konusunda da size yardımcı oluyor. Kurumsal analizler yapabiliyorsunuz. Biz Piri'de yaptığımız, web'de yaptığımız her şeyi mobil araçlarda da yapabiliyoruz. Özellikle yoldayken, bilgisayarınız yanınızda yokken, boş bir zamanı iyi değerlendirmek için mobil uygulamayı da bağlanıp oradan
okumalarınızı yapabilirsiniz, araştırmanızı yapabilirsiniz, literatür taramalarınıza devam edebilirsiniz. Benim genel olarak hani teorik olarak anlatmak istediğim hususlar bunlardı. Şimdi izninizle sunuma geçip bir de bu anlattıklarımı uygulama olarak sizlere göstermek istiyorum. Açıkçası PD'ye ulaşmak için birkaç seçeneğiniz var. Biri direkt kütüphane web sitesinde, kütüphane web sitenizde bulunan şuradaki arama alanını kullanmak. Bu arama alanında tüm kaynaklar, katalog tarama, e-makale tarama gibi kısımlar var. Ben tüm kaynakları kullandığımı varsıyorum. Buradan aramak istediğiniz anahtar kelimeyi yazmak suretiyle PD'ye kurumunuz üzerinden bağlanabilirsiniz. Veya ben hani buradan değil de kendi sık kullanımlarımı ekleneceğim veya kendim hızlıca bağlanmak istiyorum derseniz de yine kesifaracı.com alan adını kullanmak suretiyle de hızla bağlanabilirsiniz. Yani ister buradan bağlanın, ister oradan bağlanın, aynı alana, aynı siteye, aynı ekrana ulaştığınızı söyleyebilirim. Açılan canlı demo ekranımızda, canlı ekranımızda şöyle bir ekran çıkıyor. Biraz mevcut arama motorlarına benzeyen bir ekran. Yayın arayabiliyorsunuz, tez arayabiliyorsunuz, katalog arayabiliyorsunuz. Ben hemen bir anahtar kelime yazmak suretiyle arama yapayım. Autocomplete özelliği var, otomatik doldurma. Zor kelimelerde, karmaşık kelimelerde hem İngilizce'de hem Türkçe'de sizin için otomatik doldurma yapabiliyor. Ben ilk önce basit bir aramayla başlamak istiyorum. Temel bir arama, ama isterseniz bu anahtar kelimeyi sadece başlıkta ara, sadece dergi isminde ara, sadece özette ara gibi daha spesifik arama terimleri de kullanabilirsiniz. Veya ben yayın aramak istemiyorum, sadece tez aramak istiyorum derseniz buradan da direkt tez aramaya gelebilirsiniz. Burası ana arama ekranımız. Arama ekranımızda arama yaptıktan sonra bize sonuç ekranımız açılıyor. Sonuç ekranımız açıldığında karşımızda sağda okuyabileceğimiz, bize tavsiye ettiği yayınlar, solda ise filtreler veriyor. İzninizle ilk önce sağdan gidelim. Yazdığımız anahtar kelime data mining'di. Data mining ile ilgili bir konferans bildirisi buldu. Bu bildirinin ismi, bu bildirinin kaynağı, yazarı, terimleri, özeti. Eğer özetin tamamını istiyorsak özet tuşuna basmak suretiyle de okuyabiliriz. Ek bilgilere basarak bu yayının hangi disiplin ve hangi alt konuya ait olduğuna bakabiliriz ve hangi disiplinde hangi alt konuya ne kadar ait olduğuna bakabiliriz. Bu yayını çok beğendik. Yayının tam metnini okumak istiyoruz. Direkt tam metin düğmesine basıp yayına gidebiliriz. Veya yayını daha sonra okumak için kaydedip basarız. Kaydede bastığımız ilk anda yayın bizim okuma listemize kaydedilir. Daha sonra müsait bir zamanımızda okuma listesinden okumamızı gerçekleştirebiliriz. Bu yayına kimler atıf vermiş dersek de yine yayının üzerine tıklamak suretiyle, atıfın üzerine tıklamak suretiyle yayına atıf verenlerin bir listesine kolaylıkla ulaşabiliriz. Buradaki amaç yayını bulmaktı ve okumaktı. Biz de ilk yayınımızı bulduk. İkinci bir yayın, üçüncü bir yayın, farklı farklı kaynaklardan gelen yayınlar, farklı özelliklerde olan yayınlar ve bu şekilde aşağı doğru iniyor. Bazı yayınların kenarlarında bazı etiketler göreceksiniz. Bu etiket o yayının bulunduğu derginin indeks durumunu gösteriyor. Bu da yine okuyacağınız dergiyi seçerken size yardımcı olması için hazırlanmış. Yine burada bir Q değeri, onun yanında da bir impact değeri görünüyor. Bu da yine bir yayını okurken seçeceğiniz yayınlar için sizin için önemli bir metrik olabilir. Q1 demek daha kaliteli bir dergide yayınlanmış bir yayın demek. Q2, Q3, Q4'e doğru giderken düşüyor. Yine bu etiketlerin hepsi bir kalite metriği anlamına geliyor. Etiket olmaması genelde bu hani bizim konumuz içerisinde olmadığı için çok girmiyorum ama genelde daha tercih edilmez. Etiketli olanlar daha çok tercih edilir. Biraz önce birçok filtreden bahsetmiştim. İzninizle biraz onlardan gidelim. Ben mesela son 2 sene içinde yapılmış yayınları okumak istiyorum. Çünkü benim için bu konudaki daha önceki yayınlarla ilgili aşinalığım fazla veya literatür taramamda yeterince eski yayın kullandım. Ben son 2 sene içindeki yayınları kullanmak istiyorum. Bu noktada yapmam gereken şey yayın yılını filtrelemek. Yayın yılını filtrelediğimde bana sadece son 2 sene içinde yapılmış yayınların bir listesini sunacaktır. Yine istediğim yayını direkt kaydetmek suretiyle kayıt altına alabilirim. Peki ben 2 seneyi ayırdım ama ben biyotıpçı değilim, tıpçı değilim, iş yönetimi değilim. Ben bilgisayar bilimciyim. O zaman bilgisayar bilimleri diye filtrelersem bana sadece bilgisayar bilimleriyle ilgili yayınlar karşıma çıkacak. Bu da aslında okuyacağım ya da doğru yayını bulmak için bana büyük bir yardımcı oluyor. Bana çok yardımcı oluyor. Doğru yayını bulma açısından müthiş bir kolaylık sağlıyor. Direkt arayacağım yayınların sayısını onda bire düşürüyor. Tabii hemen sonrasında ben bilgisayar bilimciyim ama benim de kendi alanında daha spesifik bir arama ihtiyacım var.
Veri madenciliği alanında çalışabilirim. Büyük veri çalışıyor olabilirim. Doğalda işleme çalışıyor olabilirim. Ben büyük veriyi seçeyim. Milyonlardan işte ilk önce yıl seçtik, disiplin seçtik. Konu seçerek 6.000'e kadar düştük ve okuyacağımız yayın sayısı, incelememiz gereken yayın sayısı azaldı. Doğru yayını bulmak için bizim için iş kolaylaştı. Tabii burada şu, yıl seçmeden de disiplin seçebilirdiniz. Ya da yıl seçip disiplin seçmeyebilirdiniz. Yani bu filtrelerin hepsini dilediğiniz gibi ayrık olarak kullanabilirsiniz. Bir sırası yok, bir süreci yok. İşte veri tabanı seçebilirsiniz. Doküman türü seçebilirsiniz. Ben bir de dergi makalesi seçeyim. Son 2 yılda içinde data mining geçen bilgisayar bilimleri alanında yapılmış yayınların, bilgisayar bilimleri alanında yapılmış ve büyük veri konusunda yapılmış yayınların bir listesine ulaştım. Ben artık bu liste üzerinden dilediğim gibi çalışmalarımı yapabilirim, okumalarımı yapabilirim. Diğer sayfalara geçebilirim. Yayın üzerine tıklayarak detaylara bakabilirim. Yayının yayıncısının sayfasına gitmek suretiyle yayıncısının sayfasındaki tanımlamasına bakabilirim. Ama dikkat ederseniz hepsi farklı farklı yayıncılardan geliyor. Amaç burada size okuma ve literatür taramanızı geliştirmeniz için gerekli yayınları sunabilmek, sizin de bunları tek kaynaktan ulaşabilmeniz. Bu yayın arama kısmımızdı. İzninizle bir de kelime keşfet kısmına değinmek istiyorum. Biz demin bir anahtar kelime yazdık, data mining. Bu anahtar kelimeyi bize hocamız vermiş olabilir, başka bir yayında görmüş olabiliriz. Bizim sevdiğimiz ve bizim alanımıza ilişkili bir anahtar kelime olduğunu düşünüyoruz. Ama acaba bizim gibi araştırmacılar, akademisyenler data mining anahtar kelimesiyle birlikte hangi anahtar kelimeleri kullanmışlar? Hangi anahtar kelimeler de bu konuyla yüksek oranda ilişkili? Hangi anahtar kelimeleri de bu konuyla birlikte aramak benim için iyi olacak dersen, burada karşımıza bize anahtar kelimesi haritası veriyor. World Wide Web çok fazla kullanılan bir anahtar kelimeymiş, data mining ile ilgili. Database, information retrieval, pattern recognition, pattern classification. Bunlar bizim alanımızla ilgili, bizim çalışma alanımızla ilgili kullanıcıların çok yaptığı, çok kullandığı diğer anahtar kelimelermiş. Feature extraction, daha önce hiç duymamış olabilirim. İlk defa duyuyor olabilirim. Üzerine tıklamak suretiyle ilgili kelimenin tanımını elde ediyoruz. Bu kelime hangi tanıma ait? Bu kelimenin tanımına bakarak da kelimeyle ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. İstersek feature extraction'ı grafla diyerek onu temel alıp onu kullananların kullandığı diğer anahtar kelimeleri bulabiliriz. İstersek feature extraction'ı analiz et diyerek yıllar içerisinde bu anahtar kelimenin kullanımının değişimi, yıllar içerisinde bu anahtar kelimenin hangi disiplinlerle ve hangi diğer anahtar kelimelerle birlikte kullanıldığı gibi istatistiklere, değerlere, analizlere kolaylıkla ulaşabilirim. Bu da bana anahtar kelimenin popülerliğini, anahtar kelimenin benim konumla olan ilişkisini ortaya çıkartıyor. Feature extraction anahtar kelimesinin ilişkili olduğu konular, yıllara göre değişen yayın sayısı, hangi anahtar kelimelerle birlikte kullanıldığı ve yayına git dersem veya buradan yayınlara git dersem feature extraction ile ilgili yayınlara ulaşabilirim, erişebilirim. Bu kelime keşfet kısmımızda. Bir de görsel kısmımız var, görsel keşfet kısmımız var. Bildiğiniz gibi akademik makalelerin içerisinde fotoğraflar da ya da tablolar, şekiller de bulunuyor. Bizler literatür taramamızda bunları da değerlendirmek ve kullanmamız literatür taramamızın başarısını arttırıyor. Bu çalışma ya da bu uygulama bize şunu sağlıyor. Kullanıcımız sizler anahtar kelimenizle ilgili akademik fotoğraf ve görselleri arayabiliyorsunuz. Sadece akademik. Yani bu şu anlama gelmiyor. İşte Google İmece'de yapılmış ve web sayfalarında bulunan yayınlar değil. Fotoğraflar değil. Sadece akademik makalelerde bulunan fotoğraflar. Buradan ihtiyacınız olan, sizin konunuzla ilgili olan fotoğrafı bulup yayınınıza ekleyebilirsiniz. Tabii fotoğrafı bastığınızda sizi yayına yönlendirecek. Yayının içine girip oradan eklemekle yükümlüsünüz. Bu da size bu konuyu görsel olarak da kullanıcı literatür tanımanızda keşfetmenize imkan sağlıyor. Diğer bir konu keşfet. Siz bir konuyu data mining diye ya da işte text mining diye fark etmez bir konu hakkında aşinalığınız var. Bu konuda belli bir bilgi sahibisiniz. Arama yaptınız. Ama şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Ya ben işte tıp halk sağlığında, mühendislikte, matematikte yayın yapan bir araştırmacıyım ya da okuyan bir lisans öğrencisiyim. Acaba akademisyenler, benim gibi öğrenciler veya hocalarım hangi anahtar kelimeleri daha çok kullanıyorlar? Ortopedistler daha çok şu anahtar kelimeleri kullanıyor. Kardiyologlar bu anahtar kelimeleri kullanıyormuş. Kalp ameliyatı yapanlar şu anahtar kelimeleri kullanıyormuş. Dönelim mühendislerden bilgisayar mühendisleri şu anahtar kelimeleri. Fizik mühendisleri bunları kullanıyor. Yani size anahtar kelimeler arası siz bir talimat vermeseniz de en sık kullanılanlarla ilgili
geniş bir yelpaze, geniş bir analiz sunduğunu söyleyebilirim. Dergi arama kısmında ise şunu yapıyoruz. Sizler literatür taraması yaparken yayın odaklı değil de dergi odaklı arama da yapabilirsiniz. Yani bana data mining geçen, data mining ile ilgili yayını alan dergilerin bir listesini ver diye. Buradan disiplin, konu veya yayıncı filtreyle gidebilirsiniz. Veya direkt isminde data mining olan dergilerin bir listesini çıkar da diyebilirsiniz. Daha sonra o dergilerin detaylarına bakarak o dergilerle olan iletişimi sürebilirsiniz. Mesela burada Data Mining at Knowledge Discovery diye bir dergi varmış. Derginin detaylarına bakalım. Bu dergi isminde Data Mining geçtiği için bizim önümüze geldi. Bu dergi hangi yıllarda yayınlanıyor? Nerelerde indeksleniyor? Hangi disiplinlerde yayın yapıyor? Bu tip dergiyle ilgili çok gelişmiş, çok detaylı istatistiklere buradan ulaşabiliriz. Yıllara göre değişen yayın sayısı, yayın disiplinleri, hangi yıllarda kaçar makale yayınlamış. İşte bu dergi 1000 adet bilgisayar bilimi, 350 adet istatistik, 77 adet matematik dergisi makalesi yayınlamış. Bu bana derginin yönelimi ve bu dergi okuyup okumamamla ilgili, bu dergiyi araştırıp araştırmamam, hatta bu dergiye yayın gönderip göndermememle ilgili kararı verirken de bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Eğer dergi indekslendiği bir alan varsa yine burada da o alanı görebilirsiniz, erişebilirsiniz. Bu bir hani dergi bulma kısmıydı. Sunumun ilk kısmında veri tabanlarından bahsetmiştim. Kurumunuzun size sağladığı onlarca çok güzel, çok önemli veri tabanı var. Bu veri tabanlarında da araştırmayı direkt keşif aracına değil veri tabana gidip yapabilirsiniz. Özellikle ansiklopedik veri tabanları, video tabanı veri tabanları gibi özel veri tabanları da kütüphaneniz aracılığıyla sizlere sunuluyor. Bu veri tabanlarından hangisine erişim hakkım var, hangisine ulaşabiliyorum, hangisi sunum veri tabanı, hangisi indeks veri tabanı, hangisi yayın veri tabanı gibi veri tabanlarına bakmak için de bu ekranı kullanabilirsiniz. Yine bu veri tabanlarında baktınız ve sizin ilginizi çeken bir veri tabanı buldunuz. O veri tabanına erişim sağlayıp detayların için veri tabanının sayfasına gidebilirsiniz. Yani kurumunuzun size sunduğu bütün veri tabanlarının bir listesini ve açıklamalarını, ayrıca bunlarla ilgili yapabileceğiniz filtreleri de yine veri tabanı sayfasında kolaylıkla bulabilirsiniz. Belki ilk defa keşif aracı kullanacaksınız. Daha önce böyle bir aşinalığınız yok. Bu eğitime de ilk defa geldiniz. Sağdaki chat penceremizi aktif olarak kullanabilirsiniz. Size chat yaparken yardımcı oluyor. Bir konuyu araştırdığınızı söylediniz chat penceresine. Sizde hangi ana konu, hangi ana disiplinle ilgili araştırma yaptığınızı soruyor. Mühendislik dediniz. Çalışma konunuzu birkaç anahtar kelimeyle yazarmışsınız. Laser dediniz. Mühendislik alanında laser ile ilgili yayın buldum ama başka filtre eklemek ister misin diye soruyor. Dergi makalesi yapmak istiyorum dediniz. Veri tabanı filtrelemek ister miyim? Değil, filtrelemek ister miyim? Hayır. Şimdi bana laser konusuyla ilgili dergi makalesi olan yayınların bir listesini karşıma getiriyor. Hani soldaki o keşif filtreleme kısımları ilk kullanım için aşina değilseniz chat robotundaki o akıllı chat robotundaki menülerle de bu aramayı, bu analizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Buradan hemen alıntı kısmını göstereyim. Bu çalışmayı yaptınız. Çalışmayı çok beğendiniz. Çalışmayı kullanmak istiyorsunuz. Kaydet dedim. İşte ya da tekrar atıf ağına geçeyim. Atıf ağında şunu yapıyor sistem sizin için. Bu yayın, bu demin seçtiğim yayın, yayın ismini de size söyleyeyim. Laser Polishing of Selection Laser diye. Bu yayını atıf veren ve yayının atıf verdiklerini tek bir tabloda size gösteriyor. Bakın, yayın, yazarımızın ismi de neydi? Marumuthi isimli yayın. Bu Marumuthi Lamikiz isimli araştırmacının yayınına atıf vermiş. Marumuthi'nin atıf verdiği üç kişi daha Lamikiz'e atıf vermiş. Lamikiz de Marumuthi'nin atıf verdiği dört kişiye atıf vermiş. O zaman Marumuthi ile Lamikiz arasındaki bağlantı çok sıkı. Birbirleriyle çok fazla ortak yayına atıf vermişler veya atıf almışlar. Başka bir yayın, Ukar'ın. Marimutu Ukar'a atıf vermiş. Marimutu'nun atıf verdiği iki kişi daha Ukar'a atıf vermiş. Ukar da Marimutu'nun atıf verdiği dört kişiye atıf vermiş. Burada da Ukar'la Marimutu arasında ciddi anlamda bir benzerlik, bir bağ olduğunu görüyorsunuz. Belki Marimutu ve Ukar bizim seçtiğimiz Lamikiz, özür diliyorum. Bizim seçtiğimiz anahtar kelimelerden karşınıza çıkmayacak yayınlarda. Çünkü belki lazer anahtar kelimesini kullanmamışlardı. Belki lazer diye arattığımızda daha eski veya daha farklı yayınlar çıkacaktı. Ama burada bu yayınla olan ilişkili yayınları da bulabileceğiniz
Ve bu yayını biz Marimekko'yu seçtiğimiz için söylüyorum. Beğendiğiniz yayınla olan tüm ilişkili güzel yayınları da size tavsiye eden bir sistem karşınıza çıktığını söyleyebilirim. Birkaç yayını hatırlarsanız okumak için kaydete tıklamıştım. Şimdi isterseniz o kaydettiğim yayınları okuyabilirim. Bu kaydedilen eserlerimi çalışma alanında görebilirim. Eğer bir aramayı kaydetmişsem kayıtlı aramaları görebilirim. Eski aramaları çalışma geçmişine bakarak bakın lazer veya başka bir şeyler arama yapmışsam görebilirim. Tez arıyorum. Lazerle ilgili arayıp lazerle ilgili tez aradığımda bu konuyla ilgili yapılmış tezlerin bir listesine ulaşabilirim. Bu tezler arasında Türk tezleri de var, yabancı tezler de var, YÖK tez de var, Avrupa'daki tezler var, Amerika'daki tezler var, Uzak Doğu'daki tezler var, birçok farklı ülkedeki, Kanada'daki tezler var. Tezler arasında bu anahtar kelime veya kelimelerin geçen tezlerin de listesine erişip o tezlerle ilgili de akademik araştırma yapabilirim. Özellikle tez çalışması yapan arkadaşlarım ondan önceki yapılmış tezleri de analiz etmelerinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Ben sadece kütüphanemin bana erişim sağladığı eserlerde arama yapmak istiyorum tıklayarak da o 4000 arama sonucunu çok daha kısıtlı bir aramaya çevirip sadece tam metin hızlıca eriştiğim yayınlara indirgeyebilirim veya ben sadece kurumumun fiziksel kütüphanesinde yer alan yayınlarda arama yapmak istiyorum tıklamak suretiyle. İstersem de kurum kataloğumda arama yapabilirim. Bu da bana basılı kitaplarım arasında arama yapmama imkan sağlar. Şöyle tekrar aramamı yapayım. Ne? Pazar. İstersen videosunu da arayabilirim. Gelişmiş aramada çok daha detaylı bir arama sunabilirim. Mesela bu da benim kurumumun kataloğunda olan kitaplar. Lazer Guide Book diye bir kitabım varmış. Yer bilgisi, yayıncı, Demirbaş, ASBN bütün bilgilere burada ulaşabilirsiniz. Şunu açıklık getireyim. Yayın arama yaptığınızda yayın, tez, katalog, videosunun hepsini birlikte arıyorsunuz. Yani sadece yayın aramıyorsunuz. Yayın arama tüm seçenekleri kapsıyor. Lakin sadece tez aramak ve hızlı tez aramak için bu menüyü kullanabilirsiniz. Sadece katalog ve hızlı aramak için. Yoksa katalog sonucunuz yayın aramada da çıkıyor. Ama hani sıralama olarak kendisi nerede yer bulursa. Ben planladığım sürede eğitimimi toparlamaya çalıştım, bitirmeye çalıştım 40 dakikada. Şeyma Hanım, acaba burada mısınız? Ben eğitimimi hani sizi de sıkmadan toparlamaya çalıştım. Dilerseniz buradan soru cevap olarak devam edebiliriz. Yalnız bir saniye. Ha, Şeyma Hanım tekrar denemenizi rica ediyorum. Ahmet Hocam teşekkür ederim anlatımınız için. Çok sağ olun. Sesim Birinci geliyor mu? kısımdan da soru alabilirim. Yani literatür taramasını nasıl daha verimli ve başarılı kılarız? İkinci kısım, peer keşif aracının uygulama yöntemleriyle ilgili kısmında da soru alabilirim. Onun üzerinde konuşabiliriz. Kullanıcılarımız nasıl arzu ederse. Hocam ben bir bilgi verebilir miyim? Buyurun, buyurun lütfen. Şimdi sizin bu piri keşif aracı arayüzünde göstermiş olduğunuz özellikler web sayfamızdan ilerlerse eğer arkadaşlar tam metin vesaire işte abone olduğumuz veri tabanları içerisinde çıkan tam metinler açılabilir. Ama kampüs içerisinde yaptıkları dahilinde. Onu bir özellikle tekrar hatırlatmak isterim öğrencilerimize ve hocalarımıza. Eğer bu işlemi kampüs dışından yapmak istiyorlarsa kütüphanemizin web sayfasında kampüs dışı erişime öncelikle giriş yapıp sonra piri keşif aracına gelmeleri gerekiyor. Yani bizim uzaktan erişim sistemimizin içerisinde de piri keşif aracı gömülü. Oradan da aramaya başlayabilirler. O zaman şöyle ben de ifade edeyim. Eğer sadece arama yapıyorlarsa arama yapabilirler ama tam metne ulaşmak istiyorlarsa ilk önce kampüs dışı erişime girecekler. Oradan peer'e erişecekler ve o noktadan sonra tüm veri tabanlarına abone olan tam metni sağladığınız direkt tam metin olarak erişim sağlayabilirler. Ama kampüs dışı erişim yapmazlarsa tam metinlere ulaşamayacaklar.
Evet, doğrudur hocam. Bu arada kütüphaneci arkadaşımız Burak Bey ilgili sayfaları da sohbet ekranında paylaştı. Hani sayfaya gidip inceleyebilir kullanıcılarımız arzu ederlerse. Bir diğer husus da karıştırılan, onu da not olarak vermek isterim. Kampüs dışı erişime girilen, oturum açılan kullanıcı adı ve şifreyle PD keşif aracının kullanıcı adı ve şifresi farklı. Yani kampüs dışı erişim sistemine girdikten sonra PD keşif aracında bir arama yaptığınızda sağ üst tarafta login kısmında tekrar kendiniz ayrıca özel bir oturum açmak durumundasınız. Bu oturumu açarken kurumsal e-posta adresinizi doğru yazmak durumundasınız. Özellikle öğrencilerimizin e-postasında ogr@sakarya.tr var. O genelde ogr değil de org gibi hani harfler yer değişimi oluyor, hatası oluyor. Ve dolayısıyla doğrulama maili vesaire gelmiyor kendilerine. Dolayısıyla sisteme giriş yapamıyorlar. Bu noktada kullanıcılarımızın kayıt olurken o noktalara dikkat etmelerini rica ediyoruz. Hatırlatıyoruz diyelim. Pili keşif aracına üye olmadan tüm özelliklerini kullanabilirsiniz ama favorileri alamazsınız ve size otomatik mail gelmez. Şu konuda yeni yayın var, okumak ister misiniz diye. Kayıt olursanız hem favorilerinizi ve klasörlemeyi kullanabilirsiniz hem de size düzenli olarak yayınlarla ilgili, araştırma alanınızla ilgili yayınla ilgili 2 haftada bir mail gelip şu konularda yeni yayınlar var, okumak ister misiniz gibi bilgilendirme mailleri alacaksınız. Onun için benim de Sayın yetkili Şeyma Hanım gibi tavsiyem üye olmanız ve üyelikli kullanmanız. Bu şekilde çok daha verimli, güzel kullanabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Mesela YouTube'da üye olmadan kullanabilirsiniz ama üye olursanız size özel içerikler sunuyor ya. Piri de benzer şekilde üye olursanız size özel yayınlar gönderiyor, size özel makaleler gönderiyor, size özel içerikler sunabiliyor. Ahmet Hocam, kullanıcılarımız bir de eğitimden çıkmadan anketimizi doldurabilir.